Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda İller Bankası'nın yapacağı memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Bunun ilanı daha öncesinde gelmişti. Şimdi sizlere bilgileri aktarmış olacağım arkadaşlarım. Tabii ben bu ilanları aktarıyorum sık sık. Memur alımları oluyor. Başvuru şartları bellidir. Kimisine uyuyor, kimisine uymuyor. Arkadaşlar size uyduğu takdirde başvurunuzu yapın. Acaba puanım yeter mi, yetmez mi gibi ikilemde kalmayın lütfen. Hani sizler başvurunuzu yapın. Kaybedeceğiniz herhangi bir şey yok çünkü. Eğer olursa güzel olur. Olmasa da can sağlığı, başka başvurularda şansınızı denemiş olursunuz arkadaşlarım. Çünkü birçok alım geliyor bu süreçte. Birden fazla alım geliyor arkadaşlarım. Hani şu sıralar alımlar bir tık daha yükselmiş oldu ki Haziran ayı içerisinde daha da fazla olmuş olacak. Bizim beklediğimiz daha önceki videomda sık sık söylemiş olduğum alımlar vardı. Hatta beni izleyen dostlarım gayet iyi biliyordur. İlk defa dinleyen dostlarımız için de bir açıklama yapma gereğinde bulunmak istiyorum arkadaşlarım. Bizler bekçilik alımlarını bekliyoruz. Bunların dışında yine Gençlik ve Soğukkanlı alımlarını bekliyoruz. Bunların dışında yine merkezi atamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelebilecek olan memur alım ilanlarını bahsetmiş olacağız. Veya Sağlık Bakanlığı ataması uzun süredir gelmedi. Bunlarla ilgili duyurular, açıklamalar, ilanlar bekliyoruz Haziran ayı içerisinde. İnşallah geldiği takdirde en iyi şekilde size aktarmış olacağım. Nereden başvuru yapılır, nasıl başvuru yapılır, doğru tercih nasıl yapılır gibi önemli tüm konuların hepsine zamanında yerinde değinmiş olacağız bu kanalda arkadaşlarım. Muhakkak kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hani bu süreçte sizler için her zaman en iyi şekilde emek sarf etmeye gayret göstermiş olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak demiş olduğum gibi bilgiden, süreçten, atamadan, duyurudan haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Bunun öncesinde ben birçok memur alımı hakkında videolar çekmiştim ki zaten kartlar bölümüne ve en sonki videomun bitiş sürecinde sizlere link bırakmış olacağım. O linkten de ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Şu an ise İller Bankası'ndaki yapılacak memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Yine başvurular uyduğu takdirde başvurunuzu yapın. Uymuyorsa bekleyin, bir başka alımda inşallah başvurunuzu yapar ve kazanmış olursunuz diye umut ediyorum. Güzel haberlerinizi almış olurum diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, İller Bankası'nın yapacağı memur alımı hakkında genel bilgiyi vereyim ilk önce sizlere arkadaşlarım. Bankaya giriş sınavı ile genel müdürlük ile yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere mühendis, mimar, iç mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, avukat, tekniker, yönetim personeli, istatistikçi ve yönetim personeli alınmış olacaktır arkadaşlarım. Giriş sınavının şartlarından şöyle bir kısaca bahsedeyim. Zaten birazdan da tablo üzerinde hepsini aktarmış olacağım sizlere arkadaşlarım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Mühendis pozisyonları için en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, harita mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, peyzaj mimarlığı, elektrik mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olan kişiler buraya başvuru yapabilecektir. Mühendislik kadrosundan bahsediyorum. Avukatlık için hukuk fakültesi olması gerekiyor. Tekniker için de ön lisans programına mezun olması gerekiyor arkadaşlarım. Birazdan da tekniker kadrosunu size aktarmış olacağım arkadaşlar. Hani genel itibariyle bu şartlar, birazdan da özel şartlara değinmiş olacağız arkadaşlar. Tabi öncesinden birazcık tablodan bahsetmek istiyorum arkadaşlarım. Bakın tabloda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van bölgesinden alınmış olacak. Toplamda 365 kişi alınmış olacak arkadaşlarım. Toplamda 365 kişi içerisinden de 3 katı sözlü mülakata hak kazanmış olacak arkadaşlarım. Zaten az önce mühendis kadrolarını saymıştım. Tekniker kadrolarını da saymış olayım sizlere arkadaşlar. İnşaat teknikeri, harita teknikeri, makine teknikeri ve elektrik teknikeri olmak üzere farklı farklı alanlarda ilanlar gerçekleştirilmiş durumda arkadaşlarım. Evet, sizler zaten ben linki de aşağı bırakmış olacağım. Sayısına falanla filanla hepsine bakmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Diğer önemli genel bilgileri size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Hani herhangi birine başvuracaksınız arkadaşlarım, sizlerin puanı en az 70 puan olması gerektiğini vurgulamış burada arkadaşlarım. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı istihdam edilecek kişiler ise YDS puanından en az 80 puan almış olması gerektiğini vurgulamış arkadaşlarım. Hani Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı'na başvuracak olan kişilerde YDS puanının varlığından bahsetmiş arkadaşlar. Hani sizler teknikerseniz YDS'ye veya mühendislik kadrosuna başvuracaksanız burada arkadaşlar YDS'ye gerek duymuyor.
haberiniz olsun arkadaşlarım. Evet, başvurular sınava girmek isteyen adaylar iş tarih formunun 24.05.2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında bankanın web sayfasında bulunan ilbank.gov.tr doldurup JPEG formatındaki işte ebatındaki vesikalık fotoğrafını ekleyerek elektronik ortamda göndermiş olacaksınız. Vesikalık olmayan veya farklı ebatındaki fotoğrafı kullanan başvurular geçersiz sayılmış olacaktır arkadaşlarım, haberiniz olsun. Evet, benim aktaracağım önemli hususlar bunlar da arkadaşlarım. Hani bunların dışında sizlerin merak ettiği bir şey varsa ben açıklama kısmına yazmış olacağım veya linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi sizlere uyuyorsa yani bunlar sizlere uyuyorsa muhakkak başvurunuzu yapın. Gelip gelmeyeceğini onlar karar versin. Hocam ben 71 aldım, gelir mi gelmez mi sizce gibisinden ikilemde lütfen kalmayın. Sizler başvurunuzu yapın. Gerisi nasip kısmettir. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Yine farklı farklı ilanlar ve farklı duyurular geldikçe sizlere paylaşmış olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bilgiden süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım.